Günaydın Bereket TV izleyicileri. Gündemin Bereketi programıyla yeniden birlikteyiz. Bugün 26 Nisan Perşembe. Bu sabahta yine her sabah olduğu gibi tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gündemimiz bir hayli yoğun, lafı fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Efendim, geçtiğimiz ay tarım kredi kooperatifleri TİGEM ve Tarım Bakanlığı arasında hayvansal üretimi artırarak ithalatı sona erdirmek için iki önemli projenin protokolü imzalanmıştı. 250 bin düve ve 300 koyun projelerinin. 300 koyun projelerine başvurular başladı, hatta kısa bir süre sonra da sona erdi. 300 koyunun da bu ay içerisinde dağıtılması planlanıyor. 250 bin düve projesine gelince de projeye başvurular 24 Nisan tarihinde başladı. 7 Mayıs'a kadar projeye başvurabileceksiniz. Ancak aynı 300 koyun projesinde olduğu gibi herkes bu projeden yararlanamayacak. Projeyle ilgili detayları ilk haberimizde ele aldık. Et ithalatını önlemek ve hayvan varlığını artırmak amacıyla belli şartlara haiz yetiştiricilere verilmesi öngörülen 250 bin baş damızlık düve için başvurular başladı. Ancak yetiştiricilerin başvurmak için sabırsızlıkla beklediği bu projeden herkes yararlanamayacak. Projeden yararlanmak için projeye başvuru tarihi itibariyle Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olmak, 2 Nisan 2018 ve öncesi tarihlerde büyükbaş süt hayvancılığı yapıyor olmak, en az 15 baş kapasiteli ve hayvancılık yapmaya elverişli ahıra sahip olmak, ahırın bulunduğu yerde ikamet ediyor olmak, kredi kullanmaya uygun mali durumda olmak şartları aranacak. Başvurular 24 Nisan 2018 tarihinde tarım kredi kooperatiflerine yapılmaya başlanacak olup 7 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek. Proje kapsamında damızlık düve alacak tarım kredi kooperatifi ortağı çiftçilere 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım kredisi ve yem tedariki için en fazla 18 ay vadeli işletme kredisi kullandırılacak. Ziraat Bankası'nın kredilendireceği, tarım kredi kooperatiflerinin ise tedarik edeceği damızlık düveler Simmental, Holstein, Montafon ve Montbeliard ırkı hayvan olacak. Düvelerle ilgili olarak ihtiyaç duyulacak veterinerlik, aşı ve küpeleme hizmeti, hayvan hayat sigortası, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'yla Tarsim tarafından ücretsiz karşılanacak. Evet, projeden yararlanmak istiyorsanız ve bu şartlara da sahipseniz 7 Mayıs'a kadar başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Şimdi bir başka projeye geçelim. Genç Çiftçi Projesi. Bu projede kırsalı kalkındırmaya, gençleri tarımsal ve hayvansal üretime teşvik etmeye yönelik bir proje. Projeye başvurular 2 Nisan'da başlamıştı. Artık son düzlüğe girildi. Başvurular sona erecek 4 gün sonra, yani ayın 30'una kadar bu projeye de başvurmanız gerekiyor. 2 Nisan 2018 tarihinde başlayan kırsal kalkınma destekleri kapsamında genç çiftçi projelerinin desteklenmesi başvuruları 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sona erecek. Destekten faydalanmak isteyen genç çiftçiler ön başvurularını genççiftçi.tarim.gov.tr adresinden, kesin başvurularını ise tarım il ve ilçe müdürlüklerinden şahsen yapacak. Proje desteklemeleri kapsamında kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Efendim, şimdi tohumculuk sektörüne bir göz atalım. Dün Şanlıurfa'da 3. yerel tohum buluşmaları yapıldı. Daha önceden de İzmir ve Samsun'da yapılmıştı. Bu buluşmaya Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Emine Erdoğan'ın açıklamalarını yazılı basından aktaracağım öncelikle. Emine Erdoğan, tohum geleceğe yapılan en büyük yatırımdır diye konuşmuş. Haberimizin detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3. Yerel Tohum Buluşmaları etkinliği kapsamında Şanlıurfa'daydı. Toprak ve tohumun milli servet olduğunu dile getiren Erdoğan, tohumlarımıza ne kadar sahip çıkarsak yeni nesillerin geleceğini de o kadar garanti altına almış oluruz diye konuşmuş. Erdoğan, tohum meselesinin stratejik bir konu olduğunu vurgulayarak, bir ülkenin tohum ihtiyacını dışarıya bağımlı olmaksızın kendi kendine karşılayabilmesi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Tohumluk üretimi 15 yılda 7 kat artarak 1 milyon 50 bin tona ulaştı diye konuşmuş. Tabii Emine Erdoğan'ın yanı sıra Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da önemli açıklamaları vardı. Tüm bu açıklamaları derleyip toparladık, ete kemiğe büründürdük, şimdi sizlere sunuyoruz. Şanlıurfa'da 3. Yerel Tohum Buluşmaları etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tohuma özel önem verdiklerini belirterek başladığı konuşmasında yerel tohumların korunmasını proje haline getirdiklerini söyledi. Yerel tohumların öncelikli olarak korunması ve çoğaltılarak üreticilerimize ulaştırılmasını amaçladık. Bu tohumlar, yerel tohumların çoğaltılması projesi kapsamında TAGEM ve TİGEM tarafından çoğaltılarak talep eden üretici çiftçilerimize ulaştırılması sağlanacaktır. Son 10 yılda tohuma 1.7 milyar lira destek sağladıklarını ifade eden Bakan Fakıbaba, tohumların ithal edildiğine ilişkin iddialara da yanıt verdi. Son 10 yılda sertifikalı tohum, fidan ve fide kullananlara ve üreticilerimize toplam 1.7 milyar Türk lirası destekleme ödemesi yapmışız. Bu desteklerimizle beraber tohumculuğun üretim, verim, kalite ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleşti. 2002 yılında 145 bin ton sertifikalı tohumluk üretimi varken bizim dönemimizde AK Parti hükümetleri döneminde 7 kat artış göstererek 2017 yılında 1 milyon 50 bin ton sertifikalı tohum üretmişiz. Bugün artık Türkiye tohum, fide, fidan ve süs bitkisi üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 79 ülkeye tohumluk ihracatı yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise ata tohumlarının yeniden toprakla buluşturulması gerektiğinin önemine vurguladı. Dünyanın bu en kadim coğrafyasında nesilden nesile aktarılan ata tohumunu yeniden toprağa döndürebilirsek ne mutlu bize. Ata tohum değişen doğal şartlara daha kolay uyum sağlar. Organik tarım için daha elverişlidir. Sebzemizin, meyvemizin tadıdır. Unuttuğumuz lezzetlerin gizli hazinesidir. Tarihte ticaret yolları üzerinde olan bu coğrafyada kim bilir daha bilmediğimiz nice bitki türü var. Hani ata tohumlarını toprakla buluşturmamız gerekiyor dedik ya, işte bu kapsamda da Şanlıurfa'da ata tohumları sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için devlet güvencesine alındı. Genetik kaynak olan ata tohumları daha iyi korunması amacıyla artık devlet güvencesinde. Muhafaza edilen tohumların hem ulaşımının kolay olması hem de bozulmadan gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Tohumu yaşam için olmazsa olmaz olarak niteleyen Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, ata tohumlarını devlet güvencesine alarak sahip çıktıklarını vurguladı. Özellikle ata tohumlarımız bizim genetik kaynaklarımızdır. Bu genetik kaynakların çok iyi korunması gerekiyor. Bunlar paha biçilmez değerlerimizdir. İşte yapılacak olan şey bu tohumları, genetik kaynaklarımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi kaynaklarında korumaktır. Civardaki köylülerden bu nedir? Tahıldır, bu nedir? Sebzedir, bu nedir? Baharattır. Bunların bütün tohumları toplanıyor ve biz bunları çoğaltıyoruz. Yani biz derken kim? Şahıslar değil, devlet buna sahip çıkıyor. Dolayısıyla yıllardır Anadolu'yu arşınlayan yabancılar nice bitkilerimizi ve tohumlarımızı götürdüler. Artık buna bir dur demenin zamanı gelmiştir. Geç bile kaldık, bir an önce bunları topluma geri kazandırmak zorundayız. Bir vatandaş gerek sebzede gerek meyvede tarım il müdürlüklerine gittiğinde oradan rahatlıkla bu ata tohumlarını alıp domatesini, salatalığını, biberini, patlıcan, kabak neyse rahatlıkla tedarik edebilecek.
Efendim şeker fabrikalarının özelleştirilmesine yönelik bir haberimiz var. Ancak bundan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının ihalelerinde alıcı çıkmamıştı. Şeker İş Sendikası da satılacak fabrikaların birleştirilebilmesi için kararı ancak özelleştirme yüksek kurulunun verebileceğini ileri sürmüştü. Şimdi bu Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları taksitle satılacak. Konuya ilişkin haberimizi yazılı basından aktaracağım. Şeker fabrikaları taksitle satılıyor başlığını taşıyor haberimiz. Özelleştirme İdaresi'nin satışa çıkardığı ancak satılamayan Erzincan ve Erzurum şeker fabrikaları taksitle satılabilecek. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre 4 milyon lira geçici teminat bedeli üzerinden ihale edilecek fabrikalara 4 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek. İhale bedeli asgari %30'u peşin, azami 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ve eşit taksitlerle hesaplanacak, vade farklarıyla birlikte ödenebilecekmiş. Bunu da bildirmiş olalım. Efendim şimdiki haberimiz yaş çay üreticilerini yakından ilgilendiriyor. Zira bu yıl yaş çay alımları erken başladı ve Çaykur dekar başına 570 kilogram bir çay alacak. Konuyla ilgili Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'nun açıklamalarını önce bir yazılı basından aktaracağım. Çay üreticisine kota müjdesi 570 kilo başlığını taşıyor haberimiz. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu 2018 yılı yaş çay alım kampanyasını başlattıklarını belirterek tarihimizin en yüksek kotasını belirledik. Bu sene dönüm başına kotayı 570 kiloya çıkardık diye konuşmuş. Birinci sürgünde vatandaşın bütün çaylarını alacağız buna talibiz diye konuşan Sütlüoğlu açıklanacak taban fiyatın altında almak isteyenlere çay vermeyin, kimse tereddüt etmesin, paniğe kapılmasın. Biz bunu alacağız, yeterli kapasitemiz var diye de konuşmuş. Tabii Sütlüoğlu'nun farklı açıklamaları da vardı. Özellikle organik çay ile ilgili tüm bu açıklamaları şimdiki haberimizde ekranlarınıza getiriyoruz. 2018 yılı yaş çay alım kampanyası başladı. Birinci sürgün için tarihinin en yüksek kotasını belirleyen Çaykur, üreticilerin bütün çayını almaya talip. 2018 yılı yaş çay kampanyasını bugün itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını, huzurlu ve mutlu, bereketli bir kampanya geçirmemizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Geçen sene dediğim gibi kota 400 kiloydu birinci sürgünde. Bu sene yine vatandaşımızın mağdur olmaması, bu çaydaki altın dönemin, bu huzur döneminin devam etmesi, bozulmaması için biz Çaykur olarak azami bir fedakarlık gösterdik ve yine tarihimizin en yüksek kotasını belirledik. Bu sene kota dekara dönüme 570 kilodur. Birinci sürgün kotamız 570 kilodur. Birinci sürgünde vatandaşın bütün çaylarını alacağız demektir. Buna talibiz demektir. Ha, özel sektör çay almayacak mı? Tabii ki alacak. Yine tekrar ediyorum, açıklanacak olan taban fiyatın altında çay almak isteyenlere çay vermeyin, biz sonuna kadar çayınızı alacağız. Organik çayla ilgili çalışmalarsa sürüyor. Şu an için 5000 tona ulaşan üretim rakamlarının kısa süre içerisinde artırılması hedefleniyor. Çayımızın tamamını organik yapmamız lazım. Katma değeri en yüksek ürüne çayımızı dönüştürmüş oluyoruz. Ama bunun öncesinde bunu niye yapacağız? Kendi sağlığımız için, çocuklarımızın, torunlarımızın sağlığı için ve bu çay interlandında yaşayan tüm canlıların sağlığı için bunu yapacağız. Kimyasal gübreye devam edersek bu toprak yakın bir gelecekte hiç çay vermeyecek. Bir anda küt diye çay üretiminin düştüğünü göreceğiz. Bunun sonu yok. Bu bir çıkmaz sokak. Duvara toslayacağız. Onun için bunun tedbirini bir an önce alıp organik çaya geçmemiz lazım. Efendim bu sene hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz daha üzerinde seyretti. Meyve ağaçları erken çiçek açtı. Dolayısıyla hasatta kimi yerlerde erken olunca yaz meyveleri de erkenden tezgaha indi. Bizler de sizler için pazara gittik, bir fiyat araştırması yaptık. Hem pazar esnafına sorduk hem de tüketiciye sorduk. Bakalım ne demişler. Erken başlayan hasat dönemi pazar fiyatlarını aşağı çekmeye yetmedi. Pazarcılar fiyatlardan memnun gibi gözükse de kimi esnaflarda fiyatların pahalılığından yakınarak ürünlerin hal çıkış fiyatının yüksek olduğuna değindi.
Pazar fiyatları yüksek, şöyle yüksek. Şimdi biz çileği zaten halde 5 liraya alıyoruz, 5.200'de alıyoruz. Yani 6 lira çilek satıyoruz. Yani 770 kuruşa karla bir çilek satıyoruz. Bunun da zaten mazot parasına, poşet parasına, işçi parasına, yani sattığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Fiyatlar bu hafta pahalı abi. Taze patates de pahalı yani. Kilosu pahalı yani. 1700, 1800 lira çamuru toprağı var. Her çuvalda 5'er 4'er kilo çuvalda çamur var. Toprak var yani. Bazı pazar esnafları ise fiyatların düştüğünü ve tüketici için cazip hale geldiğini savundu. Geçen hafta domates 4 liraydı, bu hafta bak 3 lira. Örneğin patlıcan 2,5-2 liraydı, 1,5'a kadar düştü. Meyvelerde de düşüklük var. Erik 8-10 lirayken 5-6 liraya kadar düştü. Havalar bu sene güzel gitti ya, belki meyve bol gelirse fiyatlar düşer. Eğer ağaçlardan bir zarar falan gelmeyse vatandaş bedava meyve yiyecek bu sene. Fiyatlar pazar esnafı açısından normal bulunurken tüketici ise aksini savunuyor. Zira erken hasat edilen meyveler tezgaha vaktinden önce gelse de fiyatlar hala yüksek seyrediyor. Patatesin kilosu zaten 2 lira. Almış başını gidiyor işte. Pazar fiyatları pahalı. Alamıyoruz. Yani şimdi diyaliz hastasıyım. Az bir şey nar aldım. O da tansiyona düşürecek diyen başka da almadan gidiyoruz. Şu an için biraz yüksek ya. Yeni şeyler çıktığı için. Bu mevsimde bazı şeylerin düşmesi lazım. Maalesef düşmüyor. Bu da gittikçe zorluyor bizi vatandaş olarak. En pahalı bulduğum ürün şu anda ıspanak. Ispanağın ucuz olması lazım ama 3 liradan aşağı ıspanak yok. Çok pahalı. Özellikle meyveler çok pahalı. Şöyle bir muşmuluya baktım. O. Eriye baktım. Erikler öyle. İşte bir düşme falan bir şey yok. Yalnız domates. Yani pek bir de işte bir şey yok. Tabii ki bu pahalı canım. Hani özellikle emekler için çok pahalı oluyor. Tabii tüketicinin yanında bir de üreticiye sormak lazım. Zira çilek halden çıkana kadar 5, tüketiciye ulaşana kadar 6 lira oluyorsa acaba üreticiden ne kadara alınıyor? Şimdi sizleri Malatya'ya götürüyoruz. Malatya denilince akla Kayseri geliyor. Kayseri üreticileri 2017 sezonunu kötü geçirmişti. Ancak bu sezonla yüksek kaliteden umutlular. Zira meyve gözleri seyrek tuttuğu için yeterince beslenebildi ve kayısı ağaçlarının bakımları da tam yapıldı. Geçen yıl yaşanan aşırı sıcak ve meyve yoğunluğu nedeniyle meyve gözlerini besleyemeyen kayısı ağaçları bu sezon seyrek tutunca yüksek kalite ve kalibreli olma umudunu doğurdu. 2017 yılının hasat sezonunda yaşanan sıkıntıların kayısı rekoltesini olumsuz etkilediğini belirten Abdullah Erdoğan, bu yıl bakımı düzenli yapılan bahçelerde çiçek dökümüne rastlanmadığını söyledi. Bir yıl öncesinde yapılan yetersiz beslenme, su kıtlığı, aşırı meyve yükü ve aşırı sıcaklar bir sonraki yılın ürününü oldukça etkiliyor. Zaten aşırı meyve yüküyle yüklü olan, aşırı meyve tutan kayısı ağaçlarının ertesi yıl normalde daha az ürün vermesi beklenir ama bu tabii meyve gözlerinin oluşumunu da ciddi bir şekilde etkiledi. Birçok bahçede biz bunları gözlemledik. Meyve gözleri oluşmadı veya çok az oluştu. İlde etkili olan kısmi donların Kayseri rekoltesini etkileyip etkilemediği ise hasar tespit çalışmalarının ardından belli olacak. Kısmi donlar yaşandı. Öyle aşırı bir hasar durumu yok. Bazı kesimlerde, yüksek bölgelerde, bazı ilçelerimizde daha çok don çukuru dediğimiz bölgelerde yaşandı. Bu 4 Nisan'la bu tarihler arasında birkaç kere oldu. -4'e -5'e düşen yerler de oldu. Ancak bu henüz rekolteyi etkileyecek düzeyde değil. O bölgelerde belki ciddi hasar olmuş olabilir ama bunlar kısmi dediğim gibi bölgeler. Malatya genelinde aşırı bir don olayı gerçekleşmedi. Bu sene tabii rekolte henüz belli olmadığı için şu an erken hasar tespit çalışmaları henüz devam ediyor, sonuçlanmadı. Bu hasar tespitleri yapıldıktan ve rekolte belli olduğunda da muhtemelen ortaya iyi sonuç çıkacak tahmin ediyoruz. Tabii biraz önce çileği sorduk ama yönetmenimiz Emrecan Çıtak da diyor ki Antalya Kaş'ta domates seradan 70 kuruşa çıkıyor. Markette 5 lirayı buluyor diyerek aslında tarlayla market fiyatı arasındaki farka da dikkat çekmiş olmuş, sağ olsun. Şimdi sizleri Manisa'ya götürüyoruz. Manisa'da pamuğu üreticiler kota ve destekleme verilmemesi nedeniyle terk etmişti. Şimdi yeniden pamuğa dönmeye başladılar ancak bir de talepleri var. Bu taleplerini aktaracağım sizlere yazılı basından.
Beyaz altın toprakla buluştu, üretici destek istedi başlığını taşıyor haberimiz. Manisa Ovası'nı beyaza bürüyen pamuğu terk eden üreticiler yeniden pamuk ekmeye başladı. Üreticiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan desteklemelerin 5 yıla çıkarılmasını istedi. Manisa'nın bir zamanlar en önemli tarımsal ürünü olan pamuğa 2001 yılında getirilen kota ve destekleme verilmemesi nedeniyle üretimi terk eden çiftçiler 2016 yılında başlanan desteklemeyle yeniden pamuğa dönüş yapmaya başlamış. Bizler de pamuk üreticilerinin sesi olmuş olalım. Efendim, hava sıcaklıkları yüksek seyrediyor dedik, ancak birkaç gün önce Konya'da hafif kar yağışı etkili oldu. Bu da tabii çiçek açan meyve ağaçlarını don riskiyle karşı karşıya bıraktı. Üreticiler verim kaybı yaşamamak için bakın nasıl bir yöntem bulmuş. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle erken çiçek açan kiraz ağaçları bu kez dry don tehlikesiyle karşı karşıya. Büyük kısmı ihraç edilen Napolyon cinsi kiraz için ateş yakıp sabaha kadar zirai don nöbeti tutan üreticiler, bereketli bir yıl geçirmek için her türlü tedbiri alıyor. Kiraz üretimi yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı -1 derece. Kiraz çiçeklerinin tam açtığı dönemde soğuk önlemi almak için saman ve lastik yakarak, aynı zamanda sisleme ve dumanlama sistemiyle don önlemek için mücadele ediyoruz. Bölgede yetiştirdiğimiz kirazdır. %80'i Avrupa'ya ihraç edildiği için kendimizi güvenli ve iyi bir üretim yapabilmek için zorlu şartlarda doğayla mücadele ediyoruz. Bu bölgenin iklim yapısından dolayı bu mücadeleleri yapmadığımız zaman verim düşüklüğüyle karşılaşıyoruz. Çiftçilerin bu mücadelelere dikkat edip iyi verim alabilmesi için daha sıhhatli, daha kaliteli ürün üretebilmemiz için sürekli mücadele halindeyiz. Dumanlama ve sisleme sistemiyle önlem almak için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda şu anda bulunduğumuz bölgede kar yağışı var. Termometrelerimiz de -1 dereceye kadar gösteriyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde 3'ü 4'ü göstermesi bekleniyor. İnşallah iyi bir mücadeleyle bereketli bir olmasını temenni ediyoruz. Bütün çiftçilerimize bol, bereketli ve bol kazançlı bir yıl temenni ediyoruz. Soğuktan korunmak için ve ağaçlarımızı daha iyi verim vermesi için ateş, saman ve sisteme makinesiyle mücadelemizi ediyoruz. İnşallah iyi bir yıl olur. 3 ton saman getirdim. Ayrıca sisteme makinamız var. Sisteme makinası da birazdan devreye girecek. Ayrıca ateşimiz dayanıyor zaten. Efendim, Mardin'in Derik ilçesinde bazı mahallelere çekirgeler basmış. Buna ilişkin bir haberimiz var, yazılı basından aktaracağım. 10 bin dönüm ekili tarla çekirge istilası altındaymış. Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Ilıca, Bayraklı ve Konuk mahallelerindeki hububat ekili 10 bin dönüm alan çekirge istilasına uğradı. Çaresiz kalan çiftçiler yetkililerden yardım istedi. Çiftçiler buğday, arpa ve mercimek ekili arazi sahipleri dağlık bölgelerden gelen çekirge sürülerinin ekinlerine büyük zarar verdiğini, evlerinin içine kadar girdiğini söylemiş. Çiftçilik yapan Nimet Karataş her yıl Haziran ayında gelen çekirgelerin bu yıl erken geldiğini belirterek uçaklarla ilaçlanması lazım, yoksa bu çekirgelerden kurtuluş yok. Devletimizden ve yetkililerden yardım bekliyoruz diye konuşmuş. Çiftçi İsmail Çelik ise çekirgelerin dağlardan geldiğini ifade ederek bütün ekinlerimiz çekirge istilasına uğradı. Çekirgeler dağ eteklerinden iniyor ekinlere. Kuraklık yüzünden ekinlerimizin %75'i gitmiş, kalanı da çekirgeler yedi. Biz devlet yetkililerinden uçakla ilaçlama yapılmasını bekliyoruz diye konuşmuş. İnşallah biz de seslerini sizlere iletebilmişizdir, yetkililere iletebilmişizdir. Daha fazla ekinleri de zarar görmez. Efendim, her fırsatta tarımda kooperatifleşmenin önemine dikkat çekiyoruz. Ancak kadın kooperatifleşmesinin önemi bir başka. Çünkü onlara çoğu zaman inanılmıyor. Elinin hamuruyla erkek işine karışılmıyor deniliyor ki kilisli kadınlar da bunlardan bir tanesi. Ancak onlar bunlara kulak asmadılar, yılmadılar ve güçlerini tarımsal kalkınma kooperatifi altında birleştirdiler. Şimdi kilis zeytinyağını dünyaya tanıtmak için kollarını sıvadılar.
Kilisli kadınlar zeytinyağını dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. Yönetimi ve üyeleri tamamen kadınlardan oluşan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kilis zeytinyağını dünyaya tanıtarak Türkiye'nin üretiminde söz sahibi olmasını hedefliyor. Kilis'in kadın girişimcilik açısından rol model olduğuna işaret eden Burhan Ak Yılmaz, zeytinyağını tanıttıkları gibi kadın kooperatif sayısını da artırmak istediklerini söyledi. Kilis bölgesi özellikle birçok kadın girişimcilik çalışmasına model olmuş, ev sahibi yapmış bir ilimiz. Ve her geçen gün buradaki projeler diğer illere de yaygınlaştırılıyor. Biz bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Bu tesis de önümüzdeki dönemlerde daha da büyüyecek. Türkiye'de, dünyada söz sahibi bir zeytinyağı alanında üretim tesisi haline gelecek. Bizim temennimiz bu ve bunun gibi kadın kooperatifleriyle ilgili üretim merkezlerinin sayısını artırmak, hem kadınlarımızı sosyal girişimcilik anlamında etkin hale getirmek, kişisel gelişimlerine, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu kooperatif çalışmaları aracılığıyla kırsal kalkınmayı kilisimizde azami seviyede geliştirmeyi planlıyoruz. Proje ortaya çıktığında kimsenin kendilerine inanmadığını, buna rağmen başardıklarını dile getiren kooperatif üyesi Nuray Çelebi de şunları söyledi. Önce bize bayağı bir yan yadırgadılar. Yani yapamazsınız, şöyle olur, böyle olur diye. Bahtı bayanlar da bunun üstesinden gelince herkes geri yerine oturdu. İnandılar. İnandılar. Tabii. Efendim, Gündem Bereketi programının sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu akşam saat 17'de Tarım Bülteni'nde yeni gelişmelerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.